Zengin benim acaba. Niye olmuş gibi bahsediyorsun? Kardeşim kimlik falan yok mu orada, baksana. Yok. Bir sürü kart vizite var, kimlik yok. Bunlar da hep müzik şirketlerinin kart vizitleri kardeşim. Acaba müzisyen falan mıydı? Olabilir. Peki nasıl bulacağız bunun sahibi? Sence bulmalı mıyız? Ne yani? Parayı alıp harcayalım mı? Onu mu diyorsun? Vallahi nereden baksan 500 lira para var burada kardeşim. Şu anda bana ilaç gibi gelir. Bana da ilaç gibi gelir de. Yok abicim yok, boş ver ya. Evet. Boş verelim bence. Bizimdir bu para. Belki de bizim gibi garibanın tekiydi. Maaşını yeni almıştı. Doğru. Bize her gelmez bu paradan. Kardeşim sen bunları toparla da karakola götür. Polis sahibini bulur nasıl olsa. Evet. En iyisi öyle yapalım. Değil mi? Al bundan. Selamün aleyküm personel. Aferin çocuklar. Demek cüzdan buldunuz ha? Onlar para Kadir abi. Cüzdan burada. Evet. Ben de şimdi karakola gidiyordum. Evet Kadir abi. Aklından bile geçirme. Kardeşim kimlik mimlik yok demediniz mi? Polis nereden bulacak sahibini? Belki sahibi polise bulur. Bakın. Böyle durumlarda cüzdan sahibi için önemli olan kimlik ve kredi kartlarıdır. Çünkü onların yenilerini çıkarmak çok zordur. Yani? Yani adam şimdi parasını falan düşünmüyordur. Kartlarını bulsa yeter. Sen ver parayı, cüzdanı götür polise. Yok Kadir abi, yemezler. Aa, bir dakika ya. Burada bir şey daha var. Aa, adamın kimliği buradaymış. Bak buraya saklamış. Kimmiş? Namık Uğurlu. Ana adı, baba adı, doğum yeri Ankara. Ankaralıymış. Ankaralı mı? Evet. Ver bakayım şunu. Namık Uğurlu, Ankara. Namık Uğurlu. Kadir abi, hı, ne düşünüp duruyorsun sen deminden beri? Bir tanıdığın falan mı yoksa cüzdan? Tabii ya. Tabii ya. Bu kesin onun cüzdanı. Kimin ya? Allah! Kim abicim? Anladın mı sen? Yok. Alo. İyi günler efendim. Ben Deniz Kadir Topçuoğlu. Kadir Bey Türküman'ın sahibi. Efendim size birinin numarasını soracaktım. Bugün yolda arkadaşlarım bir cüzdan bulmuşlar da... İçinden sizin şirketin kartı çıkmış. Sanırım birlikte çalışıyorsunuz. Allah Allah. Kim o ya? Ankaralı Namık. Tamam efendim. Yazdım. Yazdım. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Vay be. Bu cüzdan şimdi Ankaralı Namık mı? Evet. O kim ya? Şarkıcı abicim, şarkıcı. Ankaralı Namık. Çok meşhur. Evet Rafi. Ankaralı Namık'ın cüzdanını bulmuşsun. O cüzdan altın değerinde, altın. Yoksa geri vermek için para mı isteyeceksin Kadir abi? Hayır Dombili Hasan. Çok daha parlak bir fikrim var. Neymiş o? Ankaralılar gecesi yapacağım. Dananan, dananan, dananananan. O nasıl oluyormuş? Ustanızı iş başında seyredin şebelekler. Alo. Namık Bey merhabalar. Ben Kadir Bey Türkü Barı'nın sahibi Kadir Topçuoğlu. Nasılsınız efendim? Evet Namık Bey, evet. Cüzdanınız emin ellerde, hiç merak etmeyin. Adresi vereceğim tabii efendim, vereceğim. Yalnız şu Ankaralılar gecesinde bizim barda sahneye çıkma meselesine sıcak bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Ben bir onu öğrenmek istemiştim. Koskoca sanatçıya şantaj yapıyor, biliyor musun? Adam kabul etmezse ne yapacak? Ne yapacak? Adresi vermeyecek. Tabii, gelince de konuşabiliriz. Yalnız önce bir... Dur abi! Namık abi, merhaba! Adres bombiliyorum ben! Beni çok zor durumda bıraktın Dombili.
pazarlık gücümü zayıflattın. Ya şimdi gelmezse? O zaman biz de Ankara'lılar gecesi yapmayız. O zaman siz de bu ayki maaşınızı alamazsınız. Gelince sorarsın. Belki kabul eder. Parasıyla değil mi? Parasıyla değil mi? Ben buraya gelen her sanatçıya para verirsem batarım be, batarım. Selam ya. İyi günler. Ooo Namık Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah, Kadir Bey değil mi? Evet, benim efendim. Ben Sinan, Namık Bey'in menajeriyim. Memnun oldum. Buyurun, buyurun, ayakta kalmayın. Şöyle oturalım. Namık abi, ne içersin? Çok kalmayacağız. Akşam programımız var da. Bir çay içeriz canım. Abi, trafik falan, İstanbul'u biliyorsun. Tamam canım, tamam. Bir çay içelim. Dombili, çay kapı, fırla. Rafi, fırla. Bak böyle, bakma. Bu cüzdan olayı gerçekten çok büyük tesadüf oldu. Biz de tam Ankaralılar gecesi çok yakında yapmayı planlıyorduk. Öyle mi? Kim çıkıyor peki? Ankaralı Namık. Gelince konuşuruz demiştiniz. Bir sorun yok değil mi? Şimdi biliyorsunuz Namık Bey, günümüz şartlarında içi para dolu bir cüzdanı sahibine geri iade etmek çok güçlü bir irade ister. Yani benim yerimde bir başkası olsa kredi kartlarınızla şu anda çatır çutur alışveriş yapıyordu. Yaptıklarınızı takdir ediyoruz ama bizim de bir programımız var. Bütün hafta doluyuz. Sonra Ankara'ya dönüyoruz. Demek öyle. Yani bize ayıracağınız bir tek geceniz bile yok, öyle mi? Bu arada cüzdanınızı ben buldum Namık Bey. Evet, Rafi buldu. Çarşıda. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya. Demek öyle. Keşke hiç davul çıkarmasaydım mahalleye. İlan vermeseydim gazeteye. Ankaralı Namık gelecekti. İlan da mı verdiniz? Verdik ya. Ne bileyim Namık Bey'in bizi kıracağını. Niye boş burası? Şey baba, vakit daha erken, akşama dolar. Akşama dolarmış. Beceriksiz. Baba, arkadaşlarım var. Zaten burayı kendi arkadaşlarımla içmek için açtım. Olur mu baba? Ben burada ne güzel programlar yapıyorum. Çok ünlü şarkıcılar, türkücüler çıkarıyorum. Bak, Ankaralılar gecesi düzenliyorum. Ankaralı Namık çıkacak. Şu salla sallayı söyleyen. Evet. İbrahim Tatlıses kılığına girdin. Şimdi de Ankaralı Namık kılığına mı gireceksin? Yok baba, olur mu öyle şey? Bırak artık insanları kandırmayı. Ankaralı Namık gibi ciddi insanlar senin barına gelip şarkı söylemez. Onlar bile adım bile atmaz. Kalmış yazıyor adam. Beceriksiz. Baba, sen buraya adım atmaz diyorsun ama kendisi şahsen bizzat işte burada. Kim? Bu mu Ankaralı Namık? Evet. Ankaralı Namık ha. Külahımı anlatmasın. Baba. Ankaralı Namık diye arkadaşını mı çıkaracaksın? Utanmıyor musun insanları kandırmaya? Yok baba, bu gerçekten Ankaralı Namık. Var yani salla. Kes! Yalancılar. Ayıp be. Kasetin CD'nin korsanını gördük de şarkıcının, türkücünün korsanını ilk defa sende görüyorum. Zaten hayırlı bir iş yapmazsın ki. Korsan evlat. Baba ne korsanı bu? Ben Halil Recep Beyazı. Ankaralılar gecesi falan yapmıyorsun. Sonra sana domates atıyorlar, benim yüzüm kızarıyor. Baba. Kapanacak bu bar, anlaşıldı mı? Kapanacak bu bar. Siz de buna yardım etmeyin. Bunlar korsan çetesi. Baba, Namık Bey ayıp oluyor ama. Hala Namık diyor ya, hala Namık diyor. Eğer bu Ankara Namık'sa ben de Müslüm Gürses. Babamın kusuruna bakmayın Namık Bey. Sizi daha önce hiç görmedi herhalde. Yok yok, önemli değil. Abi, gidelim mi? Müsaadenizle. Tabii, buyurun. Buyurun. Namık abi, gerek yoktu. Anlayın, sizin yaptığınız bu devirde kimse yapmaz. Belki çarşamba akşam bir şey ayarlayabiliriz. Ha? Ama Namık abi. Merak etme, ben çözerim. Ciddi misiniz?
Evet. Babanızı çağırmayı unutmayın. Gidelim. Dede, babaannemin anlattığı doğru mu? Ne anlattı babaannem? Hani bir kavanoz varmış. Sen bütün gün uğraşmışsın da açamamışsın ya. Açtı kızım, açmaz mı? Ama hani dedem çok zorlanmıştı, sonra Bükem abla gelip açmıştı. Desene dede, karizman sıfırlandı. Hiç de sıfırlanmadı. Ben kavanozun kapağını o kadar gevşettim ki... başkasının eline geçince tesadüfen açıldı. Ya deden işte kavanozun kapağını iyice yordu. Ceren bakıver kızım. Peki anne. Hoş geldin baba. Hoş bulduk benim. Ben yapacağım. Nasılsın bakayım? Hürmetler. Merhaba millet. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Merhaba baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Hülya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, fasulye mi var? Hani şu babamın açamadığı konserve mi? Lan ne çabuk anlattın herkese? Tesadüfen canım. Arayıp da ne yemek var diye sorunca ben de... Birazdan televizyonda da söylerlerse hiç şaşırmam. Baba, bak bakalım tanıyabilecek misin? Kimmiş o? Bu resim sana bir şey hatırlatıyor mu baba? Ankaralı Namık. Ankaralı Namık ha. Külahımı anlat onu sen. Baba. Ankaralı Namık diye arkadaşını mı çıkaracaksın? Utanmıyor musun insanları kandırmaya? Niye söylemedin? Söyledim baba. Ama fakat lakin sen bağırmakla meşguldün. Ne olmuş? Ben anlamadım. Ben de. Bugün dükkana Ankaralı Namık geldi de anne. Babam koskoca sanatçıya bu mu Ankaralı Namık? Sonra benim külahımı anlattı. Çok ayıp olmuş adama. Daha önce görmedim, ne yapayım ya? Bana inanmayı tercih edebilirdim ben. E ne olmuş yani? Ne demeye çalışıyorsun sen? Bugün şahsen bizzat kendisi beni aradı. Barınızda program yapmak istiyorum dedi. Ya önce olmaz dedim ama çok ısrar edince çarşambaya gel hallederiz dedim. Ha bu Ankara gecesi ne zaman ya? Çarşamba gecesi yapılacak. Ha. Peki sanatçı manatçı bir şey çıkacak mı? Çıkacak tabi. Ankaralı Namık var ya o çıkıyor. Alo be. Bol Namık. Ankaralı Namık. He. Gel abi buraya program yapacak he? Evet. Hayatta inanmam. Anne sen de mi inanmıyorsun? Vallahi bilmiyorum çocuğum. Gelir herhalde. Ceren sen. Bilmiyorum baba. Gelir herhalde. Ya bugün bardaydı diyorum, barda. Ben ona da inanmıyorum. Arkadaşlarımdan birine makyaj yapıp Ankaralı Namık diye yutturmuşsunlar. Hayır baba, olur mu öyle şey? Hadi yemeğini ye. Konuşma sofrada. Ben doydum. Hülya, Ankara'da Namık'ı çıkaracağıma sen de mi inanmıyorsun? Bilmiyorum. Ya biriniz de inanın ya. Ne olur biriniz de inanın. Adamla görüştüm diyorum. Adam sahneye çıkacağım dedi diyorum. Sizinle konuşurken ben noterden onaylı kağıt mı getireceğim yani? Ben sana defalarca inandım Kadir. Ama artık inanmıyorum. Çarşamba günü gelecek. Gel ve gör. Ben kimi çıkartacağına değil. Artık sana inanmıyorum. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Urfa'nın etrafı
dumanda ver aman aman. İçerim yanıyor yar yar. Ha bu uçak çok güzel söyleyebilir miyiz? Valla bana bile türkü sevdireceksiniz yakında. Sevda, türkülerimiz gibi var mıdır? Her türkünün ayrı bir hikayesi var. Tamam da kaptan, ben en çok şu Ankaralı Namık var ya, onu merak ediyorum. Hiç merak etme o. Gelmez o. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Anandan babandan yerden ayrı koyar. Hülya? Efendim? Yatmaya gelmiyor musun? Sen yat, benim uykum yok. Ne oldu Hülya? Neyin var söylesene. Bir hata yaptım da benim mi haberim yok? Bir süre ayrı kalsak iyi olacak Kadir. Ayrı mı? Evet. Birbirimizin değerini iyice unuttuğumuzu düşünüyorum. Belki bir süre ayrı kalırsak bize iyi gelir Kadir. Ne ayrılığı Hülya? Nereden çıkarıyorsun bunları? Bir iki ay Ayvalık'ta annemlerde kalacağım. Haber verdim. Yarın gidiyorum Kadir. Yarın mı? Ceren'e deden hastaymış dedim. Ama Hülya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Derdin ne anlamıyorum ki. Belki ben yokken anlarsın diye gidiyorum zaten. Hülya ne gitmesi? Sonra millet ne der? Karın gidiyor, sen hala milleti düşünüyorsun. Hala sorunun farkında değilsin değil mi Kadir? Sen birbirimizin değerini unuttuk diyorsun ama ben senin değerini unutmadım yani. Ben senin değerini biliyorum yani. Gıdık diyorum yani. Lütfen Kadir. Hayda. Ben ne yaptım şimdi ya? Babaannem Ayvalık'a gidiyormuş. Evet kızım. Deden biraz hastaymış da annen ona bakacak. Ama niye ki? 2-3 günde iyileşemez mi? Deden bayağı hastaymış. Annen o yüzden 2 ay demiştir. Ayrılıyorsunuz değil mi? Yok kızım, ne ayrılması? O zaman annem niye gidiyor? Yok yavrum, ayrılık falan yok. Söyledim ya, deden hastaymış. Teyzemi aradım, hasta falan değilmiş dedem. Şey, belki hasta olabilir diye gidiyordur. Malum bahar, hani havası çarpar falan. Tedbir olsun diye yani. Biliyorum, kavga ettiniz, ayrılacaksınız değil mi? Kızım. Bugün günlüğüme hiç hoş şeyler yazamayacağım. Çünkü bugün çok kötü bir gün. Güzel şeyler yaz kızım, güzel şeyler yaz. Güzel şeyler yazarsan güzel şeyler olur. Ne dedim ben? Güzel şeyler yazarsan güzel şeyler olur. Tabii ya.